Herkese yepyeni bir videoyu daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok fazla soru gelen ve elimden geldiği kadar bütün sorulara cevap vermeye çalıştığım bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Tek bir soru olsun, tek bir cevap olsun. Kedilerimizle ilgili. İlk olarak oyuncakları geldi. Çünkü neden? Yani ben videoyu onlarla çekmek istediğim zaman asla ve asla yanıma gelmiyorlar ama video çekmediğim zaman tepemden inmiyorlar. Böyle bir durum var. Muhtemelen hayvan sahipleri benim söylediğimi çok iyi anlayacaktır. Evet arkadaşlar, ben daha önce kedilerde soğuk algınlığı, grip gibi bir video çekmiştim. Onun altına bir sürü yorum geldi. Veterinerlerden de geldi. İşte yanlış bilgi veriyorsunuz vesaire vesaire. Bu konulara çok fazla girmeyeceğim. Zaten orada bir sürü cevap verdim. Veterinerlerin pahalılığından, herkesin götüremediğinden, evde de bu gibi tedaviler yapılabileceğinden ama orada atladığım bir şey olduğunu fark ettim arkadaşlar. Kedilerde ishal durumu grip ve enfeksiyonel bir şeyin çok başka bir yerinde arkadaşlar. Yani ishal demek hayvanda, yani kediler için konuşuyorum. Köpek bakmadığım için herhangi bir bilgiye sahip değilim arkadaşlar. Tamamen kedilerle ilgili bilgiler vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Kedilerde ishal durumu çok fazla soru gelmeye başladı. Hani kedim ishal oldu, ne yapmalıyım vesaire vesaire. Şimdi bunun için evde yapılabilecek çok da fazla bir şey yok. Ama hayvan üşütmüştür. Bunun yanında yediği bir şey dokunmuştur. Biliyorsunuz mesela tatlı kedilerde verilmemesi gereken bir ürün. Yani tattırılmaması gerekiyor. Bazen hani kıyamıyoruz vesaire, elimizle böyle azıcık da olsa veriyoruz. Bu bir hata, vermememiz gerekiyor ama bazen yapıyoruz. Hani herhangi bir şeye alerjisi olabilir. Sadece üşüttüyse ve bunun biliyorsanız, hani bilinçliyseniz bu konuda, ishal olduysa bununla ilgili herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Mesela Üminex önerebiliyorum size. Bağışıklık güçlendirici. Çocuk şurubu zaten. Yavru bebekler için, yavrular için, yani çok bebek olmayan yavrular için 0.5 cc şırıngayla, yetişkinler için de 0.10 cc günde 3 kere sabah öğle akşam üzere verilmesini tavsiye ediyorum ama ben bir veteriner değilim, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben evde hayvanları olan, dışarıda da belli bölgelerde besleme yapan sadece normal bir insanım, bir vatandaşım yani. Bunun dışında işte veterinerler yanlış bilgi vermişsiniz, şunu yapmışsınız, bunu yapmışsınız vesaire vesaire. Ama arkadaşlar, veterinere gittiğiniz zaman herkesin aynı derecede durumu olmayabiliyor. Ben daha önce size bir video daha çekmiştim zaten. Kedilerin aylık masrafları diye. Bunu herkes karşılayamayabiliyor. Yani ben mesela kendim SSK'ya gidiyorum ama hayvanlarımı veterinere götürüyorum. Ama bunun tam tersi de olabilir. Yani durumum olmayabilir. Kendi çapında bir şeyler yapıyor olabilirim. Yapmaya çalışıyor olabilirim. Bunlara destek amaçlı çektiğim bir videoydu. Çünkü hani bununla ilgili zor duruma düşenleri ben biliyorum. Hani benim gittiğim veteriner mesela tam bir hayvansever olduğu için genelde, mesela geçenlerde, bundan bir ay önce zannedersem, bir takipçim hayvanı ile ilgili bir soru sordu. Ona elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Olamadığım yerde de artık bu hayvan veterinere gitmesi gerekiyor dediğimde de kendi veterinime yönlendirdim. Sağ olsun, gerçek bir hayvanseverdi. Ve hayvanını oraya götürdüm. Her hayvan kum döküyormuş. Yani bazı şeyleri evde biz çözemeyebiliyoruz. Mutlaka veterinere götürmeniz gerekebiliyor. Ama ufak tefek hani soğuk algınlığı, işte burun akması, gripti vesaire, bunlar için evde yapabileceğimiz ilaçları ile ilgili bir video çekmiştim. Şimdi ishale geleceğim. Yine çok konuştum buraya gelmeden önce. İshal çok ciddi sonuçları olabilir arkadaşlar. O yüzden ishal olan hayvanınızı takip edeceksiniz. Durumu, hassasiyeti, şikayetleri, kendini nasıl hissediyor. Normal mesela benim 3 tane hayvanım var. Üçünün de farklı farklı özelliği var. Mesela en yaramazları pofuduktur. Yaramaz dediğimde hareketlidir. Mesela sert oynamayı sever. Petibör daha yumuşak, naif, koşturalım, oynayalım, okey ama ısırma vesaire olmasın der. Ve normal hayatlarında da ben onların nasıl hareket ettiğini bildiğim için en ufak bir böyle halsizliklerinde, ne bileyim hapşırmalarında, hayvanlarda aynı, insanlar gibi aynı tepkileri veriyor sonuçta. Eğer kontrollüyseniz bunların zaten farkına varıyorsunuz arkadaşlar. Ama ishal durumu, ben hiç hani hayvanlarımda ishal gibi bir durumla karşılaşmadım. Önümde pofuduk olduğu için tık 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 ses çıkıyor. Oyun oynuyor çünkü.
ishal gibi bir durumla karşılaşmadığım için size bununla ilgili bir yardımda bulunamayacağım. Ben şimdi size buradan desem bir tavuk haşlayın, işte patatesi, haşlanmış patatesle verin desem, yani bu olmaz çünkü bilmediğim bir şey, yani ishal hayvanlarda bilmediğim bir durum olduğu için size sadece şu konuda yardımcı olabilirim. Eğer hayvanınız normal gündelik yaşantısına devam ediyordur, hafif bir tuvaletinde, kakasında sıvılaşma vardır, ishale dönme vardır, o zaman ben kendim adıma şunu yapabilirim. 3 kere, günde 3 kere Ümex verebilirim. Eğer hala da düzelmediyse mutlaka bir veterinere gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizi yönlendirmeye çalışıyorum. Ama şu şekilde, iyi anlamda. Çünkü ben kendi adıma hayvanları seviyorum ve onların kötülüğünü istemiyorum. Yani söylediğim hiçbir şey kötüye çekilsin de istemiyorum. Sadece tek istediğim hepsinin birer yuvası olsun. Yani benim iki hayvanım cins, bir tanesi o da bir cins tabii ki kendi içinde, tekir. Ama ben bunları satın almadım. Satın alma sahiplen derken de ben de bunları sokağa gidecekleri için ve dışarıda yapamayacakları için, mesela pofuduk daha bir aylıktı elimdeydi. Petibör 5 aylıktı ve sokağa atılıyordu. Gerçekten veterinerdeydi. Veterinerimizdeydi. Bizi aradılar. Böyle bir kedi var ve sokağa salacağız. Biz dedi ki hayır salmayın, biz alalım. Çünkü sırf gözünde bir sıkıntı olduğu için sokağa salacaklardı hayvanı. Ve bunu yapan kişi de getirip oraya bırakmış, terk etmiş yani. Bırakmış ve gitmiş. Çünkü satamıyordu gözünden dolayı. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. En önemlisi de bu. Hayvanlar böyle hani hemen bir kere ilaç verdim, 3 gün ilaç verdim, 5 gün ilaç verdim, hemen ama hala iyileşmedi gibi vesaire. Bu gibi durumlar olmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer gerçek bir hayvan severseniz sabretmeniz gerekiyor. Biz Petivör'ü ortalama 1 yıl boyunca sürekli kafalık, belli zamanlarda çıkarıyorduk işte birazcık hani yanındayken biz rahat etsin vesaire diye. Önce gözüyle uğraştık. 1 yıl kadar gözüne damla kullandık, veterinerimiz şey dedi yani bu gözü kurtardıysanız daha da başka bir şey söylemiyorum size. Çünkü saatinde o damlalar damlatıldı, sürekli veteriner kontrollerine yapıldı. Ha, imkan vardı, o ayrı bir konu. Ama sabır da çok önemli. Sonrasında Petibör mantar oldu stresten. Tek kediydi zaten evde. İlk defa bize gelmişti. Uzunca bir sürede veterinerde sahip aramış, bizim haberimiz yoktu. Orada bir stres olmuş hayvan ve mantar olmuş. Mantar dediğiniz şey mesela çok uzun sürebiliyor. Tek kedi olmasının avantajı vardı ama bir yıl kadar mesela biz mantarıyla ilgilendik. Gözüyle ilgilendik. Yani hastalık dediğiniz şey böyle hemen 2-3 günde gidecek bir şey değil. Bu hayvan zaten ağzı var, dili yok, konuşamıyor, anlatamıyor. Zaten derdini anlatabilse bir çözümü, kendi nereme ağrıyor diye anlatır size. Ama hastalıklarda da, hayvanlarda, yani kedilerde özellikle söylüyorum, tekrar söylüyorum. Ben sadece kedi baktığım için onlarla ilgili bilgiye sahibim. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hayvanlar böyle ha deyince şık diye iyileşmiyorlar. Biraz sabır, üstüne duracaksınız, takip edeceksiniz. Yani beni hayvanseverler aslında çok iyi anlar arkadaşlar. Yani bu tıpkı evde küçük bir çocuğa baktığınız gibi, nasıl onun da ağzı var ama derdini anlatamıyor, onun gibi düşünün. Ve hemen böyle bir mucize beklemeyin. Yani keşke öyle olsa, hepimiz öyle isteriz. Ama biraz sabretmek gerekiyor hastalık konusunda. Ve son kez tekrar size söylüyorum. İshal dediğimiz konu çok ciddi sonuçları olabilir. Mutlaka bir veterinere gitmeniz gerekebilir. Şöyle yapabilirsiniz. Durumu olmayan, işte veteriner gezmiş, bütün parasını harcamış ve hala daha bir şifa bulamayan hayvanlar için de belediyenin veteriner işleri bölümü vardır arkadaşlar. Oraya gidin, durumunuzu izah edin. Bakarlar yani, bakmayacağız diye bir şey yok. Bakmak zorundalar diye biliyorum ben. Kendi şahsi görüşüm bu. Çünkü bir can götürüyorsunuz oraya yani. Başka detaylara girmeyeceğim ama durumunuzu izah edip hani onlara baktırtmaya çalışın. Bir şekilde kendi kendinize çözüm üretmeye çalışın. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ama hani bir yere kadar yardımcı olabiliyorum. O yüzden bunu bir aydınlatmak için video çekmek istedim. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Eğer başka sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Elimden ne geliyorsa, bilmediklerimi de veterinerime danışarak, hatta bir boş vaktimde onunla bir video çekmek istiyordum bu konuyla ilgili ama biliyorsunuz şu anki süreç sağlık açısından biraz sıkıntılı. Veterinerime gittiğim zaman içeriye bile giremiyorum. Sadece hayvanımı veriyorum, şikayetini anlatıyorum ya da aşıları ne olacaksa karnesini veriyorum. İşlem yapılıp geri veriliyor çünkü birebir temastan kaçınıyorlar. Benim veterinerim Bahçeşehir'de arkadaşlar. Asya Vet. Çok memnunum. Çok uzun yıllardır onlarla beraberiz. Sürekli onlara gidiyoruz. Sahipleri de çok tatlı, gerçek hayvansever insanlar. Gitmek isterseniz tavsiye ederim arkadaşlar. Ama bunun dışında yapabileceğim şeyler, buradan uzaktan ne kadar yardımcı olabilirsem o kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Pufuduk, gelmek ister misin yanıma? Bir merhaba diyelim. O zaman biz oğluşumla, oğlum şuraya bir bak, oğlum. Oğluşumla size güle güle diyelim. Evet arkadaşlar, bugün de videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.